Süleyman Özışık. Selçuk Bayraktar'a bu öfken niye? Afrin'e yapılan harekatta %70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Silahlı İHA'lar, bir başka deyişle CHP'li terörist sevici Sezgin Tanrıkulu'nu çılgına çeviren İHA'lar yani. Amerika'nın Türkiye'ye bir predatör vermediği, İsrail'in verdiği her onların doğru düzgün çalışmadığı yıllarda, Selçuk Bayraktar isimli bir vatan evladı tarafından yapılan bu proje, tabiri caizse dünyaya parmak ısırttı. Terörle mücadele etkin olarak 2014 yılında kullanılmaya başlayan İHA'lar sayesinde bugüne kadar yaklaşık 3000 terörist öldürüldü. Altını çizmekte yarar var. Türkiye şu anda Selçuk Bayraktar sayesinde dünyada İHA ve SİHA üreten altı ülkeden biri. Başka ülkede olsa bu adamı baş tacı ederler değil mi? Ama bizde durum tam tersi. Çünkü adamcağızın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olma gibi büyük bir kusuru var. Selçuk Bayraktar dendi mi küfürler, hakaretler, iftiralar, fısıltılar, desiseler havalarda uçuşuyor. Hele bazı yazarlar var ki adeta cin çarpmışa dönüyor. Açın şöyle bir göz atın lütfen. Dünya medyasında bulamayacağınız iğrençlikleri onların köşe yazılarında bulacaksınız. Neredeyse milli ve yerli silah üretti diye adamı linç edecekler. Niyesini anlatayım. Selçuk Bayraktar dün Twitter'dan fotoğraf paylaştı. İnsansız hava araçlarının takip edildiği merkezden çekilen fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da var hafızam beni yanıltmıyorsa bu fotoğraf yine Selçuk Bayraktar tarafından geçmiş dönemlerde birkaç kez paylaşılmıştı. Vay efendim sen misin yeniden paylaşan? Lüzumsuz yazarın biri AKP Genel Başkanı Bilal Erdoğan'ın orada işin ne diye soruyor. Bu arşiv fotoğrafını görmemiş olabilir normaldir. Normal olmayan Selçuk Bayraktar'la ilgili sözleri. Bakın ne diyor. Bilal Erdoğan'ın yanında Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın eşi de var. O kişi askere insansız hava aracı satan kişi. Şu rezilliğe, şu kepazeliğe bakar mısınız? Henüz 26 yaşındayken ülkesine hizmet için, gecesini gündüzüne katan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine katkı sağlamak adına inanılmaz projeyi imza atan bir vatan evladından nasıl bahsettiğine bakar mısınız? Adını anmak bile hoşuna gitmiyor askere insansız hava aracı satan kişi diye bahsediyor. Yahuda düne kadar Amerika bu ülkeye bir predatör vermiyordu be adam. İsrail yarım yamalak çalışan her onları dünyanın parası karşılığında veriyor ama bunlarla PKK'lıların takibini yapamazsın diyordu. Unuttun mu? Onlardan alınca iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Satanlar yabancı olunca sorun yoktu da yerli ve milli olunca mı zoruna gitti? Haşerenin ilaçtan rahatsız olması gibi Erdoğan'dan ve etrafındakilerden rahatsız olmanı anlıyorum elbette. Belli ki Selçuk Bayraktar değil siha üretmek, atomu parçalasa dahi senin hoşuna gitmeyecek. Ama Bilal Erdoğan resmi üzerinden sosyal medyayı ayaklandırıp Erdoğan ailesine küfür hakaret ettirmek de neyin nesidir? İçindeki kin ve nefret aklını başından almış. Neredeyse kendi öfkende, kendi kininde boğulacaksın. Farkında değil misin? Yazıklar olsun yahu. Binlerce kez yazıklar olsun. Sana değil, seni adam sanıp takip eden gölgene yazıklar olsun. Süleyman Özışık, Türkiye